Merhaba arkadaşlar, Karaköy diyeyim. Şimdi size Osmo Pocket'la kayıt denemesi yapıyorum. Hep beraber dolaşmaya çıkacağız Eminönü'ne doğru. Şöyle yapalım. Şimdi köprüden, Galata Köprüsü'nün üstünden geçiyorum. Şöyle hep beraber gezmeye başlayalım. 1080p çözünürlükte çekimi yapıyorum. Hem bakalım kaç dakikada geçmiş olacağım köprüyü. Hızlı adımlarla ilerliyorum ki hem sarsıntı olayını hem sarsıntıyı görelim. Osmo'da. Şu an Galata Köprüsü'nün denize bakan, Haliç'e bakan değil de denize bakan kısmındayım. Bir kalabalıklık var tabi. Öteki köprü de şöyle görünüyor karşıda. Geçen arabalar. Görüntü şöyle. Böyle. Bu Karaköy kısmı. Karaköy kısmı. Vapur var, inenler var gördüğünüz gibi. Şimdi yine bakalım balık, ne balık tutuyorlar bugün. Hem onu da görelim. Şu hareketli vaziyette. Bilmiyorum, istavrit var benim gördüğüm kadarıyla, evet. Bayağı istavrit yakalamışlar. Bakın istavritler. Bayağı istavrit var. Sardalya da görüyorum. Arada istavrit kraçe. Kraçe var. Bakın şimdi burada da istavrit. Kraçe de sayılmaz pek fazla ama yani çok da büyük değiller. İstavritle kraçe arasında bir balık. Şurada canlı balıklar var görüyorsunuz. Yani bir balık çıkıyor. Büyük ihtimalle yemli çıkmıyor. Yani yemli değil, bu floş dediğimiz iple çekim yapıyorlar. Çekime devam ediyoruz. Henüz tutan görmedim ama bunlar sabah tutulmuş herhalde. De akşam çıkar bildiğim kadarıyla burada. Çünkü ben de bazen... Heh, geldi bakın, bir balık yakalandı. Bu istavrit boyu baya. Köprünün ortasına geldim. Şu anda ortayı da geçmiş bulunuyorum. Evet, bu salladıklarına göre burada çapari floş var ellerinde. Normalde yemli balık olsa sallamazlar. Karşıda Topkapı Sarayı. Bugün hafif pus var, yani şöyle söyleyeyim. Bir netlik yok. Belki sabah gelseydim daha net çekim olabilirdi burada. Ama işte trafiğin çıkardığı gaz, duman, sis oluşturuyor. Buradan bir vapur çıktı Eminönü'nden. Yabancılar var tek bir. Çinli büyük ihtimalle. Hong Kong ve daha Kore Çinlisine de benziyor. Farklı insanlar. Kaydı durduracağım. Tam önünde. Köprünün bitiminde durduracağım. Bu 1080p 30fps Osmo Pocket çekimi birinci nesil, yani ikinci değil. Birinci nesil Osmo Pocket. Bu ilk çıkan versiyon 2017 veya 2018'de çıkmış. Ama çekimini ben internet üstünde çok beğenmiştim. Şöyle söyleyeyim. İki de güzel, iki daha güzel bundan ama
fiyatı daha yüksek. Daha yüksek olduğu için bunu daha uygun fiyata buldum tabii. Bu tabii bazı eksikleri olsa da bir YouTuber için, yani YouTube'da yayınlayan bir kişi için oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yine kendime çevireceğim kamerayı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir çekim gerçekleştirmiş oldum. Yine devam edelim çekime, çünkü köprü bitiyor ve burada zaten çekimi bitireceğim. Belki ikinci bir çekim daha yaparım. Hangisi başarılıysa onu internete atmayı düşünüyorum. Biraz güneş bu taraftan geldiği için o da bana aksi, yani ışık açısından baktığımızda. Yani daha net de çekme imkanı olabilirdi diye düşünüyorum. Bir sis buz, bir de dediğim gibi güneş biraz tersten geliyor. Evet, ben kaydı şimdi biraz sonra bitireceğim. Bunlar yabancılar tabii, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. Çünkü İstanbul'a her zaman geldikleri yok. Kaydı bitti.